Merhaba efendim, İçer gündemindesiniz. Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz. Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da, Periskop'ta canlı yayındayız. Radyo Klas'ta da şu anda frekansınıza canlı olarak sesleniyoruz. Ben Ali Gürkan Şamiloğlu, sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Programda Türkiye ve Dünya gündemiyle son saatlerdeki, son dakikalardaki yaşanan konular, olayları da, konuşulan konuları da ekranlarınıza ve frekansınıza getireceğiz. Tabii bize ulaşmak isterseniz hangi konuda olursa olsun, özellikle size aktaracağımız haberlerle, bilgilerle ilgili Facebook yayınımız üzerinden mesajlarınızı da bırakabilirsiniz diyelim ve Mersin'le başlayalım. Şimdi tabii Mersin'de bugün bir basın toplantısı yapıldı, ancak bu basın toplantısı tabii ulusal gündemle, Türkiye gündemiyle ilgili bir konuydu. Hatırlayacaksınız, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Açıklamasında dedi ki, müsteşarlar aracılığıyla valilere duyurdum dedi ve şunu aktardı Sayın Soylu, dedi ki Cumhuriyet Halk Partililer bundan böyle şehit cenazelerine katılmayacaklar, katılmasınlar, kabul edilmesinler ve şehit cenazelerinde CHP'liler protokolle kabul edilmesin, CHP'lilerin gideceği bir adres var, o adresi de kendilerine göstereceğiz dedi Süleyman Soylu. Kendisinin bu açıklamasına CHP Genel Merkezi'nden tepki açıklamaları geldi. İl bazında da il başkanlıkları da birer açıklama yaptı. Bugün de CHP il başkanlığında bir açıklama yapıldı. İl başkanı Adil Aktay şehir dışında olduğu için sekreter hanımefendi, tabii parti sekreteri hanımefendi bu açıklamayı okudu. Bakalım ne söylendi. Değerli basın mensupları, sevgili CHP'liler, sevgili Mersinliler, İl Başkanımız Sayın Adil Aktay'ın selam ve sevgilerini ileterek sözlerimi başlıyorum. Sayın Adil Aktay genel merkezde önemli bir görüşmesi olduğu için aramızda bulunamıyor. Bu nedenle basın açıklamasını il sekreteri olarak ben yapıyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. CHP Merkez Yönetim Kurulu açıklaması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilere CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinden protokole almayın talimatı verdim. Sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil, milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkan veren iktidardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetimi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Sekreteri Necla Çavuş Bugay bu açıklamayı yaptı efendim. Tabii bu konuyla ilgili olarak yine son saatlerde şöyle bir gelişme var.
Bu konuya yönelik olarak AK Parti'den de bir tepki sesi yükseldi değerli seyirciler. Ona da hemen yer vereyim. Kim nasıl bir açıklama yaptı, o konuya da değinmek istiyorum. Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazeleri ve CHP'liler yönünde yapmış olduğu açıklamasına AK Parti'den de kendi partisinden de bir tepki geldi. Şöyle ki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya bu konu sorulduğunda kendisi MYK'da bunu konuşuruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yeni dönemin yol haritasının masaya yatırılacağını dile getirdi. Yapmış olduğu açıklamada OHAL konusunda da tercih edilen bir uygulama değil tabii ki OHAL dedi. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına da bunu MYK'da konuşuruz dedi. Bu da bu konuyla ilgili bir son dakika bilgisi. Şimdi Türkiye gündemiyle ilgili son dakika bilgileri var. Bunlara kısaca yer verelim efendim. Bölücü örgüt PKK ile ilgili bir açıklama var. Hemen ona değinelim değerli seyirciler. Şöyle bir açıklama var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi bu açıklama. PKK'nın lider kadrosundan bir isim etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış olduğu açıklamada son bir haftaki operasyonlarda biri lider kadrosundan olmak üzere 56 teröristin öldürüldüğünü dile getirdi ve bir lider kadrosundaki kişinin de öldürülerek etkisiz hale getirildiğini söyledi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden itibaren 4513 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu Türkiye ve dünya kamuoyuna Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış olduğu açıklamayla. Şimdi Eren Erdem'le ilgili bir bilgi var. Eren Erdem bu sabah gözaltına alınmıştı. Eski CHP milletvekili Eren Erdem İstanbul'da hakim karşısına çıkartıldı ve Erdem terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklandı değerli seyirciler. Ankara'da gözaltına alınan CHP eski milletvekili Eren Erdem Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Hakkında açılan Karşı gazetesi davası nedeniyle savcılığın kaçma şüphesi gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı. 26. dönem Mersin Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter'dan yapmış olduğu açıklamada savcının Eren Erdem'in tutuklandığını savcılıkça Eren Erdem'in tutuklandığını duyurdu. Bu bilgiyi de size aktaralım son saatlerde yaşanan bir bilgi olarak. Yine Türkiye gündemiyle ilgili gelelim. Şimdi Akdeniz oyunları var efendim. Akdeniz oyunları İstanbul'da düzeltiyorum. İspanya'da 2013 yılında Mersin'de düzenlenmişti Akdeniz oyunları. 2018 yılında da İspanya'da düzenleniyor. Şimdi İspanya'da Akdeniz oyunlarına ülkemizi temsilen katılan bir sporcumuzun taciz iddiasıyla hatta tecavüz iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi dün haber ajanslarına ulaşmıştı. Akdeniz oyunlarında yarışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan milli halterci Daniyar İsmailov tecavüz edildi bana iddiasında bulunan kadının ifadeye gelmemesi üzerine serbest bırakıldı. Bu da spordaki bir son dakika, son günlerdeki önemli bir gelişme olarak spordaki dünya kamuoyuna yansıdı. Şimdi diğer bir konu yine seçimlerle, milletvekilleriyle ilgili. Tutukluyken HDP'den milletvekili seçilen Leyla Güven tahliye edildi. 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen DTK'nın tutuklu eş başkanı Leyla Güven için mahkeme tahliye kararı verdi. Demokratik Toplum Kongresi DTK eş başkanı Leyla Güven
milletvekili seçildiği için tutukluyken mahkeme kararıyla serbest bırakıldı efendim. Şimdi yine bir göçmen faciası yaşandı. Çok üzücü. 100 göçmen Akdeniz'de boğularak hayatını kaybetti. Libya sahil güvenlik ekipleri bu bilgiyi tüm dünyaya geçti. 100 civarında sığınmacının batı sahillerinde bindikleri, Libya'nın batı sahillerinden bindikleri tekneyle Akdeniz'e açıldıkları ve teknenin batması sonucunda 100 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bu konuyla ilgili de Birleşmiş Milletler'le ilgili birimlerde inceleme başlattılar ve bu incelemelerde hala devam ediyor ve bazı ülke gemileri de bu facianın yaşandığı noktada başka mülteci tekneleri var mı diye de araştırmalarını hala devam ediyor. Ettiriyor diyelim. Şimdi şöyle bir başlık var. Askerlik yükümlüleri 31 Temmuz 2019'dan sonra jandarma üniforması giymeyecek diye bir başlık var. Resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname ile 31 Temmuz 2019 tarihinden sonra Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak. Malum Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlanmıştı değerli seyirciler ve profesyonel bir yapılanmaya da gidiliyor. Yani Mehmetçikler artık jandarmada askerlik görevlerini yerine getirmeyecekler. Jandarma farklı bir yapıya kavuşuyor. Bunu da aktaralım. Bu son dakika bilgilerini aktardık. Şimdi Mersin gündemine bir dönüş yapalım. Şimdi seçimler sona erdi ve Kalkınma Bakanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan hala Mersin'de ve çeşitli ziyaretler ve kabuller gerçekleştiriyor. Son olarak Sayın Bakan kahvaltıda partililerle bir araya geldi ve şöyle konuştu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden biri olan 24 Haziran seçimlerini geride bıraktıklarını belirterek, "Verdiğimiz her sözün arkasındayız. Hizmetler, yatırımlar, projeler devam edecek. İnşallah 5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız," dedi. Bakan Elvan, AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda verilen kahvaltıda partililerle buluştu. Buluşmaya Elvan'ın yanı sıra İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri Hacı Özkan'la Ali Cumhur Taşkın katıldı. Burada konuşan Elvan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktıklarını kaydetti. Cumhuriyetimizin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktık. Milletimizin 16 Nisan'da verdiği kararı 24 Haziran'da yine milletimizin kararıyla hayata geçiriyoruz. Bu mesele sadece Mersin meselesi değil. Bu mesele sadece bir seçim meselesi değil. Bu mesele sadece siyasi bir mesele de değil. Bu mesele Türkiye meselesi. Bu mesele Türkiye'nin beka meselesidir. Bundan sonra artık işimize bakacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Elbette herkesin farklı siyasi tercihleri var. Gerek Cumhurbaşkanı adaylarında, gerekse milletvekili seçimlerinde kim hangi tercihte bulunursa bulunsun, buna saygı duymakla birlikte bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin teveccühünü bir gün kazanabileceğimizi aklımızdan asla çıkarmamalıyız. Güçlü Türkiye'yi inşa ederken hiçbir şekilde küskünlüğe, kırgınlığa, dargınlığa, gayrılığa mahal vermeden aynı inançla, aynı azimle yolumuza devam edeceğiz. Verdiğimiz her sözün arkasındayız. Hizmetler devam edecek. Yatırımlar devam edecek. Projeler devam edecek. İnşallah 5 yıl süre içerisinde daha çok çalışarak
2023 hedeflerine hep birlikte ulaşacağız diye düşünüyorum. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesinde yatırımları inceledi ve turistik noktaları gezdi. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çamlıyayla ilçesini ziyaret ederek ilçede yapıma devam eden yatırımlarla bazı tarihi ve turistik alanları inceledi. İlk olarak Çamlıyayla Kaymakamı Uğur Ünsal'ı ziyaret eden Vali Su, ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi aldıktan sonra çarşı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, programına Kasım Ekenler Çok Programlı Lisesi'nde yapımı devam eden elektrik ve elektronik atölyesiyle 8 derslikli İmam Hatip Ortaokulu inşaatını gezerek devam etti. Kale önü mevkiinde yapılacak olan Kültürhan ile ilgili de bilgi alan Vali Su, akabinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren Gümüş İşleme Atölyesi ile iğne oyası kursunu da ziyaret ederek kursiyerlerle yakından ilgilendi. Halk Eğitim Merkezi'nin ardından 2000 metre rakımlı bir tepede bulunan Orman Gözetleme Kulesi ve Namrun Kalesi'ne de ziyaret gerçekleştiren Vali Su, ilçe emniyet binası ve Milli Parklar Oteli inşaatlarını da inceledikten sonra programını Saklı Cennet olarak bilinen turistik yeri ziyaret ederek sonlandırdı. Efendim malum Mersin'in dört bir tarafında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmeğinin Melek'in satış büfeleri var. İşte fırıncılar, Mersinli fırıncılar bu durumdan rahatsız. Melek büfelerinin fırınlara yakın noktalarda konuşlandığını iddia eden fırıncılar, bu durum bizi etkiliyor diyerek belediyeden Melek büfelerinin sayılarının azaltılmasını ve Melek büfelerinin daha çok dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde yoğunlaştırılmasını istediler. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 33 No'lu Komite Başkanı Vahit Kenli, kentteki fırıncıların halk ekmek büfelerinin dağılımından memnun olmadığını belirterek, büfelerin alım gücünün daha düşük olan semtlerde bulundurulması gerektiğini söyledi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 33 No'lu Komite Başkanı Vahit Kenli, fırınlarımızın oldukça yakınında bir adet halk ekmek büfesi bulunuyor. Bizim fırınlarımızda 300 gramlık bir ekmek 2 liraya satılıyorken, halk ekmek büfelerinde 500 gramlık ekmekler 1,5 liraya satılıyor. Belediye fırınının üretim kapasitesinin yüksek olması nedeniyle daha uygun fiyatlarla ürün satabilmesi oldukça doğal. Aslına bakılırsa bu fırınların kurulma amacı da halka ucuz ekmek sunabilmek. Ancak bu satışların gelir düzeyi düşük semtlerde artırılması gerektiğine inanıyorum. Aksi halde bizim rekabet imkanımız azalıyor ve üretici fırınlarımız sıkıntı yaşıyor diye konuştu. Türkiye'nin her yerinde halk ekmek satışı olduğunu ve bu uygulamayı desteklediklerine dikkat çeken Kenli şunları söyledi. Biz halk ekmek büfelerinde ekmeklerin düşük fiyatlarla satılmasına değil, bu büfelerin fırınlarımızın yakınında kurulmasına karşıyız. Satış yeri olarak siteler, Çay Mahallesi, Eğri Pazar, Demirtaş gibi semtler tercih edilmelidir. Fırınlarda çok sayıda işçi çalıştırılıyor. Zor bir mesleğimiz var ve bu nedenle birçok arkadaşımızın gideri oldukça fazla. Kentimizdeki 80 adet ekmek fabrikasının 60'ı rekabette zorlanması nedeniyle son 3 yılda fabrikasını satma noktasına geldi. Bir firmanın zarar görmesiyle birçok tedarikçi firma da olumsuz etkilenmektedir. Mersin'de 138 fırın varken son 8 yıl içerisinde sayı 80'e düştü. Bu sayının hızla azalmasından endişe ediyoruz dedi. Evet, bu konu konuşulacak gibi Mersin'de. Diğer bir konuya gelelim, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Şimdi Mersin'in trafik sorunu malum. Mersin genişliyor, büyüyor şehir olarak. Araç sayısı artıyor ve tabii vakti zamanında planlı bir şekilde genişlemediği için Mersin trafik, araç trafiği sorununu ciddi bir şekilde yaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi de trafiği rahatlatmak amacıyla bağlantı yolları planlarını uygulamaya geçirdi. Bu çerçevede Mücahit Rıfat Uslu Caddesi ve Gazi Osman Paşa caddelerini birbirine bağlayan ve bu caddeleri de 3. çevre yoluna bağlayan bağlantı yollarıyla ilgili çalışmalar sona yaklaştı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğuna çözüm amaçlı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde bağlantı yolu çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırma işlemlerinde sona gelindiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nde başlatılan çalışmalarla Yenişehir ilçesi 36. Cadde kavşağından Gazi Osman Paşa Caddesi ve Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi'nin birleştirileceği belirtildi. Ayrıca Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi ile Rıfat Uslu Caddesi arasında geçişi sağlayacak olan yolun 3. çevre yoluyla birbirine bağlanacağı bildirildi. Bölgede devam eden kamulaştırma ve yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla kısa süre içinde yapımına başlanacak olan bağlantı yolu projesi 1 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından kamulaştırılması tamamlanan binaların yıkım çalışmaları Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 67 konutun 55 tanesinin istimlak bedeli ödenerek yıkım işlemleri tamamlandı. Bir son dakika bilgisi, Rusya ile Moskova ile ilgili Moskova'da terör alarmı verildi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nda güvenlik alarmı verildi. Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği şehirde ekipler havaalanının bir kısmını kapattı değerli seyirciler. Görüntüler elimize ulaşırsa birazdan sevgili Ezel'de ekranlarınıza taşıyacak. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nın bir bölümü kordon altına güvenlik ekipleri tarafından alındı. Görgü tanıkları havalimanı zemininde bir kişinin yattığını söylediler uçakların indiği bölgede. Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre görgü tanıkları havalimanı zemininde bir kişinin yattığını söylemişler. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nda bir bölüm, havaalanının bir bölümü güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındı. Güvenlik çemberiyle çevrildi. Tabii görgü tanıkları bir kişinin yerde yattığını ama bu kişinin neden yerde yattığını, etkisiz hale getirilen bir terörist mi yoksa rahatsızlanarak yere düşen bir kişi mi yoksa güvenlik güçleri tarafından vurulan ve yerde yatan bir kişi mi yoksa terör saldırısı yapmak isteyen bir kişinin hedef küçültmek amacıyla yere yatmış bir kişi mi olduğu konusunda henüz net bir bilgi yok ama bir terör alarmı verildi Moskova'da. Bu son dakika bilgisini de size aktaralım ve devam edelim İçel gündemine efendim. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi toplumsal anlamda hakikaten çok önemli olan projeleri hayata geçiriyor. Şimdi hatırlayacaksınız, şuradan başlayalım bu konuyla ilgili. Emekli evi hayata geçti. Emekliler emekli evine gidiyorlar, çaylarını, kahvelerini ücretsiz bir şekilde içiyorlar, gazetelerini, dergilerini okuyup, kitaplarını okuyup sohbet ediyorlar, sosyalleşiyorlar. Sonra gençlik merkezleri projesi hala devam ediyor. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklar için sadece çocukların yararlanacağı bir psikoloji danışma merkezini hayata geçirecek. Yenişehir ilçesinde Bölge Parkı'nda açılacak bu merkez. Bu merkezde psikolojik danışmaya, psikolojik yardıma ihtiyacı olan çocuklar aileleriyle birlikte tedaviye alınacak ve sağlıklı bireyin sağlıklı toplumu beslemesi sağlanacak. Bakalım efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan çocuklara yönelik psikolojik sorunların önlenmesi, azaltılması ve çözümlenmesini amaçlayan profesyonel psikolojik danışmanlık hizmeti verecek olan Çocuk Danışma Merkezi için çalışmalara başladı. Yenişehir Bölge Parkı içerisine inşa edilecek merkez, Temmuz ayı içerisinde açılacak. Merkezle Mersin'de yaşayan ve psikolojik danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyan çocuklara hizmet verilecek.
yalnızca çocukların yararlanabileceği danışma merkezinde, alanında uzman psikologlar eşliğinde çocukların rahatsızlıklarının tanı ve teşhisi gerçekleştirilecek. Çocuk ve ebeveyn arasında yaşanan problemlerin tespiti üzerine çalışmalar yapılarak testler ve anketler uygulanacak. Anket sonrası aileler raporla bilgilendirilecek ve ilgili yerlere yönlendirilecek. Ailelerin başvurusuyla ilk görüşme için randevu verilecek ve çocuk hakkında bilgi alınacak. Bu görüşme, çocuğun gelişimsel özelliklerine uygun danışmanlık hizmetinin planlanması için yapılan bir ön değerlendirme şeklinde olacak. Çocuğun ve ailelerin ihtiyaçlarına göre dikkat, gelişim değerlendirme testleri, zeka testleri ve resim yorumlama testleri gibi araçlar psikologların uygun görmesi sonucu uygulanarak aileyle işbirliği içerisinde terapi süreci başlatılacak. Merkez randevu sistemiyle çalışacak ve aileler merkezden ücretsiz faydalanabilecekler. Kent yaşamının hengamesinde çocuklarındaki değişiklikleri fark edemeyen ailelere yönelik açılan bu merkezde ailelerin farkındalığı artırılarak ailelerin bilinçlendirilmesi ve bilinçli nesiller yetiştirilmesi sağlanacak. Şimdi efendim, eziyet görmüş hayvanları son dönemde bu konuyla ilgili haberleri sıklıkla paylaştık sizinle. İşte Sakarya'da 4 bacağı ve kuyruğu kesilmiş hayvan. Ondan sonrasında bu olay birçok köpekte ve kedide görüldü. Günlerdir Türkiye'nin dört bir tarafından ayağı kesilen, patisi kesilen, kuyruğu kesilen, kulağı kesilen kedi yavrusu ve köpek yavrusu haberleri geliyor. Şimdi tabii toplumun özellikle de çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili olarak Türkiye'de tanınmış, Mersin'de yaşayan hayvan hakları savunucusu Semih İdigül, Erdemli ilçesinde Erdemli Müftülüğü ile ortak bir projeye imza attı. Camilerde Kur'an kursuna giden çocuklara hayvan haklarını anlatıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen bir projeyle cami ve yaz Kur'an kurslarındaki eğitimlere katılan çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Konumuz hayvan hakları değil. Sadece ve sadece can hakları. Yüce Rabbimizin yarattığı her canlı bizim için çok değerlidir. Karıncadan file kadar bütün hayvanların, bütün canların bu dünyada yaşama hakkı vardır. Öyle değil mi? Erdemli İlçe Müftülüğü, hayvan hakları savunucusu Semih İdigül ve iş adamı Tayyar Yeşilyurt öncülüğünde gerçekleştirilen Onlarda Can, Birlikte Yaşam projesi kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine ilk eğitim verildi. Ulu Cami'de gerçekleştirilen eğitimde hayvan sevgisi konulu ilk dersi öğrenciler ilgiyle dinledi. Değerli seyirciler, bir son dakika gelişmesi için haberimizi kestik. Sonra devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan konuşuyor. Bakalım efendim. Herkese zulmedenler, o dönemin hakimleri, savcıları, FETÖ'cü hakim ve savcılar bugün nasıl hesap veriyorlarsa, bugün benzer başka siyasi operasyonları yaparak iftira atanlar da yarın aynı şekilde hesap vereceklerdir. Türkiye bir çadır devleti değildir. Ve hiç kimse Türkiye'nin bu birikimini bir çadır devleti görüntüsü vererek heba edemeyecektir. Değerli arkadaşlar, tutuklama kararı önümüzde. Gerekçesi çok ilginç. Diyor ki kaçma şüphesi var. Yurt dışına kaçma şüphesi var. Yurt dışına kaçma şüphesi. Vatandaşlarımız belki Eren Erdem 24 Haziran'da milletvekilliği sona erdi. Bu nedenle önceden tutuklayamıyorlardı. Onun için 24 Haziran'dan sonra tutukladılar diye bir yanılgıya düşebilirler. Gerçek böyle değil. Eren Erdem'in 2 yıldan bu yana bu dava nedeniyle dokunulmazlığı yok. 2 yıldır dokunulmazlık yok bu dosya nedeniyle.
bu soruşturma nedeniyle. Yani 2 yıl içerisinde milletvekili de olsa Eren Erdem'i tutuklayabilirlerdi. Ki bugün yeni meclis göreve başlayıncaya kadar eski milletvekillerinin görevi hala devam ediyor. 2 yıldır 38 kez yurt dışına çıkmış Eren Erdem. Giriş çıkış yapmış. İfadesindeki beyanı. Kaçsam o zaman kaçardım diyor. Çıkmış kaçardı, gelmezdi Türkiye'ye. Gelmiş. Şimdi 2 yıldır dokunulmazlığı olmayan birini tam da bugün sabaha karşı tutuklayacaksınız. Gözaltına alıp tutuklayacaksınız. Ve gerekçenizde yurt dışına kaçabilir olacak. Bugüne kadar kaçmayan birisini. Bu açık bir şekilde, açık bir şekilde bunun hukuki bir karar değil, siyasi bir karar. Hatta siyasi bir karar olmanın ötesinde siyasi bir operasyon olduğunu gösteriyor. Türkiye hiç kimsenin hukuka güvenemeyeceği bir noktaya doğru hızla sürükleniyor. Hukukun olmadığı yer diktatörlüklerin olduğu yerlerdir. Hukuk yoksa diktatörlük vardır ve bütün diktatörlere karşı yine sonunda haklı olan kazanır. Biz parti meclisi üyemiz ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in bu davanın sonunda aklanacağına inanıyoruz. Hiçbir şüphemiz ve tereddüdümüz yok. Masumiyet karinesini dahi çiğneyenlerin, masumiyet karinesini dahi yok sayanların aklama kararından sonra yarattıkları bu ortamda Türkiye'ye, millete nasıl hesap vereceklerini merak ediyorum. Eren Erdem'le ilgili bir şüphemiz yoktur. Hiçbir dönemde iddia edilen işlerle teması olmamıştır. Ve hazin bir durumdur ki FETÖ'yle kucak kucağı olanlar FETÖ'ye karşı olanları FETÖ'cülükle suçlamaya devam ediyor. Bu devran böyle gitmez, gitmeyecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Olağanüstü MYK toplantısının ardından da bir açıklama yapmıştınız. Süleyman Soylu ile ilgili Sayın Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması gerektiğini söylemiştiniz. Bugün bir cami açılışında Erdoğan'ın yanında İçişleri Bakanı da vardı. O görüntüyü siz nasıl yorumlarsınız? Yani Sayın Erdoğan söyle meramını diliyle anlatabilecek yetenekten yoksun mu değil mi onu bilmiyorum. Biz onun bu konuda net bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sorumuz hala geçerlidir. Ama diyorsa ki benim meramımı anlatacak kabiliyetim yok. Onun için ancak pozisyon vererek ve göstererek bunları anlatıyorum diyorsa kendi bileceği bir iştir. O zaman onu söyler, biz ona göre karar veririz. Hala açıklama bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, son soru. Evet. Buyurun. Hükümetten gelen açıklamalara baktığımızda o hal bir kez daha uzatılmayacak gibi gözüküyor şu durumda. Ama terörle mücadele yasasında değişiklikler yapılarak özellikle terörle mücadelenin etkin olduğu illerde ki mücadeleyi artırmak için bir yasayla düzenleme yapılacağı söyleniyor. Siz nasıl bir yasa bekliyorsunuz? Şimdi iktidarın tutumundan, yaklaşımından, bugüne kadarki yaptıklarından yola çıktığımızda olağanüstü halin bugün kaldırılmış olsa dahi Türkiye'nin bir sürekli o hal şartları altında yaşayacağını görüyoruz. İktidar bundan sonraki uygulamalarla Türkiye'yi sürekli o hal şartları altında yürütecek. Tek adam rejimi demokrasiyi rafa kaldırıp, demokrasiyi ortadan kaldırıp, bütün demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kalktığı, hukuk güvenliğinin olmadığı bir düzeni yerleştiriyor. Zaten o hal düzeni de budur. Olağanüstü hal düzeni, hukukun askıya alındığı bir düzen olarak bugüne kadar uygulandı. Bundan sonra şeklen kaldırabilirler. Mecliste bu kararı aldıkları zaman tabii arzumuz kalkmasıdır ama özüyle sadece şeklen değil tamamen OHAL uygulamalarının ortadan kalkmasıdır. Ancak iktidarın niyetinin tamamen OHAL uygulamalarını kaldırmak değil, şeklen dünyaya mesaj olması için OHAL'i kaldırdık demek olduğunu sanıyoruz. İşin özü Türkiye'yi sürekli OHAL rejimi altında fiilen yönetme niyetindeler. Teşekkür ederiz arkadaşlar.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden canlı yayındaydık. Bülent Tezcan bu açıklamayı yaptı. Şimdi Mersin'e dönelim. Bir haberimizi canlı yayına bağlanmak için yarıda kesmiştik. İnsan hakları savunucusu Semih İdigül, Mersin'de müftülüğün desteğiyle camilerde Kur'an kurslarında çocuklara hayvan haklarını anlatıyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen bir projeyle cami ve yaz Kur'an kurslarındaki eğitimlere katılan çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Konumuz hayvan hakları değil. Sadece ve sadece can hakları. Yüce Rabbimizin yarattığı her canlı bizim için çok değerlidir. Karıncadan file kadar bütün hayvanların, bütün canlıların bu dünyada yaşama hakkı vardır. Öyle değil mi? Erdemli İlçe Müftülüğü, hayvan hakları savunucusu Semih İdigül ve iş adamı Tayyar Yeşilyurt öncülüğünde gerçekleştirilen Onlar da Can, Birlikte Yaşam projesi kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine ilk eğitim verildi. Ulu Cami'de gerçekleştirilen eğitimde hayvan sevgisi konulu ilk dersi öğrenciler ilgiyle dinledi. O dışarıda ağaçlar olsun, ne bileyim doğa olsun, diğer canlar olsun, bunlara hep bizler bakmak zorundayız. Erdemli'mizde bulunan, yaylalarda bulunan onlarca Kur'an kursuna ve oradaki binlerce öğrencimize yetişeceğim. Onlara hayvan sevgisi hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapacağım inşallah. Projenin amacıyla ilgili konuşan Erdemli İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu şunları söyledi. İslam dini sevgi ve saygı üzerine kurulmuş olan bir din. Sadece insanlara değil, Rabbimizin yarattığı bütün canlılara sevgi ve merhameti esas alan bir din. Dolayısıyla bugün dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla hayvan sevgisi, onların da bir can olduğu ve onların da Rabbimizin yaratmış olduğu bir varlık olduğuna dikkat çekmek amacıyla onlar da can, birlikte yaşam projesi kapsamında Semih İdigül beyefendi ile ilçe müftülüğümüz karşılıklı protokol yaparak yaz Kur'an kurslarında camilerimizde bu kurslara ve camilere gelen öğrencilerimize gerekli bilgiyi vermek, onlara bir can olması hasebiyle hem hayvan sevgisini aşılamak hem de bir farkındalık, duyarlılık oluşturmak amacıyla böyle bir projeye beraber imza atmış olduk. Projeye destek olan iş adamı Tayyar Yeşilyurt ise projeye verdikleri destek nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Aktivist Semih İdigül çok yakından tanıdığımız abimiz, tüm Türkiye'de çok önemli çalışmalar yapıyor. Canların ne kadar kıymetli olduğunu çocuklarımıza, genç dimağlara anlatıyor. Erdem'deki projesiyle ilgili bize geldi. Özellikle şimdi yaz dönemindeki camideki ve Kur'an kurslarındaki çocuklarımıza bu projesini gerçekleştirmek istediğini söyledi. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Merhamet her şeyin temeli. Canlara merhamet etmeyen insanlara da merhamet etmeyecektir. Onun için Semih abinin sloganına biz de katılıyoruz. Onlarca, onlar da can, birlikte yaşam. Yüce Rabbimizin yarattığı her canlı bizim için çok değerlidir. Karıncadan file kadar bütün hayvanların, bütün canların bu dünyada yaşama hakkı vardır. Öyle değil mi? Değerli seyirciler, Mersin'in Erdemli ilçesinde cezaevinde tatbikat yapıldı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki ceza infaz kurumunda sirenlerin ardından verilen isyan var anonsu güvenlik güçleri ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Birimler olayın tatbikat olduğunu ancak müdahale için girdiklerinde öğrendi. Erdemli K2 tipi ceza ve infaz kurumunda acil eylem tatbikatı gerçekleştirildi. Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan güvenlik güçleri ve itfaiye erleri senaryo gereği çıkan isyana müdahale etti. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği tatbikatta kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve enerji firması yetkililerine
cezaevinde isyan var anonsu yapıldı. Ceza infaz kurumunda sirenler çaldı. Senaryo gereği isyan çıkan ceza infaz kurumunda yaralıların olduğu ve kurumda yangın çıktığı bilgisi verildi. Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan birimler araçların sirenlerini açarak kuruma ulaştı. Polis ve jandarma ekipleriyle sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik güçleri itfaiye ile birlikte senaryo gereği çıkan isyan ve yangına müdahale için kurumun içine alındı. Müdahale için içeriye girenler olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi. Cezaevi sorumlusu olayın bir tatbikat olduğunu belirterek kuruma zamanında gelen ekiplere teşekkür etti. Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan acil eylem tatbikatı kapsamında kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın yılda iki kez gerçekleştirildiği bilgisi de aktarıldı. Yerel gazetelerimize bakacağız şimdi, hangi başlıklar atılmış. Ve Haberci ile başlayalım bugün de. Haberci diyor ki bu düşmanlık neden? Böyle bir başlık atıyor Haberci. Ayrıntısı şöyle efendim. Minibüsçüler Odası Başkanı Aziz Biricik, raylı sistemin gelmesiyle birlikte dolmuş ve minibüslerin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden kaldırılması kararına karşı çıkarak dolmuşçu esnafına karşı bu düşmanlık neden diye sormuş. Bu konuyu gündemine alıyor Haberci gazetesi. İMC gazetesi Mersin İdman Yurdu, Mi çöktükçe sen yükseldin diye bir başlık atıyor. Alaaddin Bulut'tan Hamit İzol'a. Mersin İdman Yurdu çöktükçe sen yükseldin. Alaaddin Bulut Hamit İzol'u bombaladı diyor. Mersin İdman Yurdu Taraftarlar Derneği Başkanı Alaaddin Bulut bir basın toplantısı düzenledi değerli seyirciler ve bu basın toplantısında Mersin İdman Yurdu ile ilgili olarak son yıllarda, son 3 yılda yani Mersin İdman Yurdu'nun Süper Lig'den hatta şöyle demek lazım, Mersin İdman Yurdu'nun 28 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktığı sezondan, çıktığı günden Mersin İdman Yurdu'nun Süper Amatör Lig'e düştüğü güne kadarki süreç içerisinde yaşananları bir taraftar, bir taraftar derneği başkanı olarak değerlendirdi Alaaddin Bulut. Kendisinin söylemlerinin büyük bir çoğunluğuna ben de bir Mersin İdman Yurdu taraftarı olarak destek veriyorum. Hani derler ya, yiğidi öldür hakkını yeme. Alaaddin Bulut çok önemli konulara, çok önemli noktalara parmak basarak hakikaten çok kayda değer, dikkate alınması gereken bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılara gazetede yer veriliyor İMC gazetesinde efendim. Diğer bir gazetemize geçiş yapalım ve Akdeniz gazetesine geldiğimizde Akdeniz gazetesi haber bültenlerimizde yer aldığı üzere Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarının Mersin'deki üreme noktalarından biri olan Davultepe sahilindeki kirlenmeye, çöp kirliliğine yönelik yapılan açıklamalara, uyarılara geniş bir şekilde yer veriyor. Bu bir insanlık ayıbıdır diyor. Kaplumbağaları Mersin Üniversitesi Deniz Araştırmaları ve Kaplumbağa Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Serap Ergenen'in yapmış olduğu açıklamalarda Akdeniz Gazetesi'nde. Güney Gazetesi Dana Adası'nda balık çiftliği diye başlık atıyor. Abidin Yağmur'un özel haberi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ÇED halk bilgilendirme toplantısının gününü duyurdu. Ancak yerini ve saatini bildirmedi. Bu da güzel. 5 farklı şirketin Silifke Dana Adası mevkiinde yapacağı 10 balık çiftliği halkın görüşüne sunulacak. Balık çiftlikleri için ÇED süresinde son aşamaya gelindi. Şirketlerin Dana Adası mevkiinde yapacağı 10 balık çiftliği toplamda 911.250 metrekare alanda faaliyet gösterecek ve tüm balık çiftlikleri yılda toplam 18.000 ton balık üretecek. Projelerin ÇED tanıtım toplantıları ise aynı gün yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
gününü duyurdu ancak yerini ve saatini duyurmadı. Bu da bizim bürokratlarımızın son yıllarda icat ettikleri bir uygulama değerli seyirciler. Yani nasıl söylesem, yani vatandaşta, halkta öyle mi düşünüyorlar? Yani göz yok mu, izan yok mu, beyin yok mu? Yani onu mu düşünüyor acaba bazı bürokratlarımız? Yani bu da çok ilginç yani. Gününü söylüyor, saati ve şeyi yok. Sonrasında da kimse gitmiyor, oldu bitti. Ya hakikaten çok iyi ya, bravo. Bravo yani, çok iyi, çok iyi bir uygulama. Şimdi diğer gazeteye geçelim, geçelim. Yeni Güney'e geldik. Yeni Güney diyor ki, çocuk dostu şehir. Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik psikolojik sorunların önlenmesi, azaltılması ve çözümlenmesini amaçlayan profesyonel psikolojik danışmanlık hizmetini ücretsiz olarak verecek olan Çocuk Danışma Merkezi projesini hayata geçiriyor. İşte bina yükseliyor. Çok önemli bir proje. Çok önemli bir proje. Hele günümüzde toplumumuzun toplumu oluşturan bireylerin, fertlerinin psikolojisinin ne kadar bozuk olduğunu görüyoruz. Yani en azından şimdilerde 4, 5, 6, 8, 10, işte 15 yaşında olan kişilerin psikolojileri eğer düzeltilebilirse bir 20-30 yıl sonrasında çok sağlıklı bir topluma kavuşabiliriz. Bu da tabii sadece Mersin'le olmaz. Tüm Türkiye'de bakanlık nezdinde bir seferberlikle yapılması gereken bir çalışma bu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz'a bir Mersin'de yaşayan kişi, bir Mersinli olarak teşekkür ediyorum. Önemli bir proje hakikaten. Diğer bir gazetemize geldiğimizde hakimiyetteyiz. Hakimiyet bu sonuçları beklemiyorduk diye bir başlık atıyor. CHP'nin yeni dönem Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen seçim sonrası beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını dile getirdiler ve seçimleri değerlendirmişler. Ayrıntılar gazetede. Kendileriyle bu yoğunluk aşıldıktan sonraki süreç içerisinde mazbatalarını aldıkları, göreve başladıkları günden sonra ya da bir iki gün öncesinde seçimleri değerlendireceğiz değerli seyirciler. Uygun olurlarsa kendileri. Diğer bir gazeteye geldiğimizde Çukurova, Tarsus'ta hala hava pis kokuyor diyor. Tarsus hala pis kokuyor. Sıcakların artmasıyla birlikte Tarsus ilçesi merkez genelinde fazlasıyla hissedilen pis koku vatandaşı artık çileden çıkardı diyor. Bu pis kokunun tavuk dışkısından kaynaklandığı belirlenmişti. Şehir içerisindeki ahırlardan kaynaklandığı belirlenmişti. İşte bu konuya yönelik Tarsus Belediyesi'nin yapacağı çalışmalara yer veriyor. Şöyle değinelim. Son birkaç yıldır Tarsus genelinde özellikle yaz aylarının gelmesiyle aşırı rahatsız edici boyuta ulaşan pis koku Tarsusluları çileden çıkardı. İddiaya göre tarlalara atılan tavuk gübresinin neden olduğu koku insan sağlığını da Tarsus'ta etkilemeye başladı. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can geçtiğimiz ay gerekli işlemleri yaptıklarını, ilgili kurumlarla da görüştüklerini ve sorunun çözüleceğini söylemişti. Ama sorun demek ki çözülmemiş ya da çözümünde yavaş davranılıyor ki hala Tarsus özellikle de bu sıcak günlerde pis kokuyor. Diğer bir gazetemize Mersin'e geldiğimizde insanlık ayıbı başlığıyla Davultepe'deki Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından en önemlisi olan Davultepe'deki sahildeki çevre kirliliğine dikkat çekiyor Mersin gazetesi de diyelim ve yerel gazetelerimizi sona erdirelim. İçel gündemini de buradan noktalıyoruz efendim. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde. Bizde kalın, hoşça kalın.
Radio Jungle.